Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitimle sizinle bir dönem boyunca işlediğimiz konuların tekrarını yapacağız. Ünite içeriğimize şöyle bir göz atalım. Ünite içeriğimizde dünyanın tektonik oluşumundan bahsedeceğiz. Dünyanın iç yapısı, levha tektoniği, daha sonra jeolojik zamanlar, iç kuvvetler, kayaçlar, Türkiye'de iç kuvvetler, sonra dış kuvvet ve Türkiye'de dış kuvvetlerle doğa sistemler kısmından sonra su kaynakları diyeceğiz. Dünya ve Türkiye'de su kaynakları, Türkiye'de su kaynaklarının genel özellikleri ve su kaynaklarından yararlanma deyip toprakla yolculuğumuzu tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. O zaman hemen yerin iç yapısı ve oluşum süreci yerin katmanlarıyla dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar dünya Dört buçuk milyar yıl önce güneşten kopan bir parçanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda yoğunluğu fazla olan maddelerin iç kısımda birikmesi, yoğunluğu az olan maddelerin dış kısımda birikmesi ve soğumayla birlikte günümüzdeki bu halini almıştır. Ve biz dünya yüzeyinden yerin iç merkezine kadar şöyle bir pasta grafik aldım. Yani bir parça aldığımızda sevgili arkadaşlarım kalınlığı, sıcaklığı ve yoğunluğu birbirinden farklı 3 tane ana tabaka çıkar. Bunlardan bir tanesi litosfer dediğimiz taş küredir sevgili arkadaşlar. Bir diğeri ise yer hacminin en fazla fazla olduğu katman olan manto katmanıdır ve daha sonra yenin en sıcak ve en yoğun olan katmanı dediğimiz çekirdek katmanıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bununla birlikte litosfer dediğimiz yer kabuğudur. Yer kabuğu ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi kıta üzerinde bulunanlara siyal diyeceğiz. Okyanus üzerinde bulunanları ise daha fazla sima diyeceğiz. Yani siyal kıtalarda kara alanlarında daha kalın iken sima ise okyanus tabanlarında daha kalındır sevgili arkadaşlarım. Siyalin yoğunluğu simanın yoğunluğundan daha azdır. Neden siyal denmiş? Çünkü bünyesinde bol miktarda silisyum ve alüminyum bulunmakta. Neden sima denmiş? Çünkü bünyesinde bol miktarda silisyum ve magnezyum yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmamak lazım. İkincisi manto. Manto için şunu diyeceğiz arkadaşlarım. Yer hacminin en fazla olduğu katmandır. Ve manto ile litosferin şu bulunduğu yani birbirine çok yakın olduğu kısma ise astenosfer deriz. Manto için şunu çok önemli bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. İç kuvvetlerin kaynağıdır. Yani bizim söyleyeceğimiz orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler kısmı sevgili arkadaşlarım mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlerden kaynağını alır. Çekirdek ise yerin en sıcak ve en yoğun katmanıdır ki yapılan araştırmalar şöyle söylemekte bize iç çekirdek dediğimiz çekirdeğin basınçtan dolayı sevgili arkadaşlarım katı bir hal aldığını dış çekirdeğin ise eriyik olduğu ifade edilmektedir. Biz çekirdek kısmında demir ve nikel elementlerinde bol miktarda bulunduğunu söyleyebiliriz bilgimiz olsun. Şimdi geldik levha tektoniği kısmına burada görmüş olduğunuz Alfred Wegener dediğimiz bilim insanı 1900'lü yılların başında Kıtaların kayması teorisini ortaya atıyor. Hemen ben şuraya şöyle kıtaların kayması teorisi diye bir teori ismini yazayım. Ve daha sonra bunu biraz açıklayayım. Arfet Veginer diyor ki arkadaşlarım kıtalar eskiden tek bir kara kütlesiydi. Daha sonra birbirinden uzaklaşıp şu anki şeklini aldı. Şu anki halini aldı diyor. Ve Arfet Veginer'in aslında açıklayamadığı en önemli ifade kıtaların nasıl kaydığı ile ilgili ifadeydi arkadaşlarım. Ve kıtanın nasıl kaydığı ifadesini 1950 yılında bilim insanları levha teknoloji teorisi adı altında ortaya çıkardılar. Yani dediler ki Arfet Veginer'in ortaya katmış olduğu teori doğru bir teoriydi. Ama Alfred Wegener'in açıklayamadığı kıtaların nasıl hareket ettiği ile ilgili ifadelerde biz şunu söyleyebiliriz dediler. Dünya tek bir kara kütlesi değil. Bunu birbirine bağlayan yani tek bir parça değil. Bunu birbirine bağlayan iri ile ufaklı birçok levha var ve levhalar bazı yerde birbirinden uzaklaşmakta, bazı yerde ise birbirine yaklaşmakta ve uzaklaşma yaklaşmaya bağlı olarak dünyanın şu anki görünümünü aldığını söyleyebiliriz. Mesela en önemli kanıtlardan bir tanesi Güney Amerika ile Afrika'yı birbirine bağladığımız zaman yani yapıştırdığımız zaman puzzle'ın parça gibi birbirine yapışabilir arkadaşlarım. Bununla birlikte kıta kenarlarında aynı yaşlı kaya fosillerinin bulunması gene kıtaların birbiriyle birleşik olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte Afrika levhası, Güney Amerika, hatta şöyle diyelim. Afrika kıtası, Güney Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Antarktika'da aynı sürüngen fosillerine rastlanması buranın eskiden tek bir kara kütlesi olduğunu gösterebilir. Le yaklaşan levha sınırlarında arkadaşlarım kıvrım dağları görebilmekteyiz. Bununla birlikte bir kıtasal bir okyanusal levha birbirine yaklaşırsa okyanus endeklerini görebiliyorduk. okyanus okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa İzlanda dediğimiz okyanus orta sırtları da görebilmekteyiz. İki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa rift vadilerini de görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik jeolojik zamanlar. 4,5 milyar yıllık dünyanın başından geçen birçok olay var ve biz bu olayların çok uzun bir süreçte prekampriyemde gerçekleştiğini biliyoruz. Ve prekampriyem dediğimiz jeolojik zaman jeolojik devirler içerisindeki en uzun sürenidir ve hayatın başlaması, tek hücreli bakteri ve aklerinin oluşması, dönemin sonlarına doğru atmosferin oluşmaya başlaması ve kayaçların oluşmaya başlaması prekampiyenin en önemli özellikleridir. Daha sonra paleozoik diyeceğiz. Burada özellikle iki tane jeolojik hareket var arkadaşlarım. Dağ oluşumu hareketi. Bunlardan bir tanesi Kaledoniyen orijenizi bir tanesi ise Hersiniyen orijenizdir. Aynı zamanda bu dönemde taş gömür yatakları oluşmuş ki unutmayalım. Türkiye'de de Zonguldak ve çevresi oluşmuştur. Bu dönemde şöyle söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım Pangya kıtası yani dünya tek bir kara kütlesi. Bu kara kütlesinin Pangya diyoruz. Pangya parçalandığında Gotmana Lavrasya olacaktır ama Pangya'yı çevreleyen bir tane de Pantalassa dediğimiz okyanus var. Daha sonra Mesozoik'e geçtiğimizde burada sevgili arkadaşlarım dinozorların yaşadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda büyük bir tortullanma var. Biraz daha durgunluk dönemi. Da Neye geçeceğiz burada? Senozoik'te hareketli zamanlar yaşayacağız. Alp Himalaya meydana gelecek. Genel itibariyle tortullanma etkili arkadaşlarım. Pangea parçalanıyor. Gondwana ve Laurasia dediğimiz iki parçaya ayrılıyor. Araya da bir Tetis denizi oluşuyor ve Türkiye'nin çok büyük bir kısmı Tetis denizi tabanında yer alacaktır. Senozoik çok karmaşık olayların meydana gel durumdur. Burada özellikle şunu bilmemiz lazım. Alp Himalaya orojeni sonucunda dağlık sistemlerin ana görünümleri oluşmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte Atlas ve Hint okyanusları oluşmuştur. Tuz, lignit, bor, petrol yatakları oluşmuştur. Dünya genelinde şiddetli volkanizma yaşanmış ve bununla birlikte buzullaşma olmuştur. Günümüz iklimleri meydana gelmiş ve dönemin sonlarına doğru da sevgili arkadaşlarım kıtaların bugünkü görünümünü almaya başlaması ve son dönemde de insan hayatının başlaması jeolojik devirler kısmında önemlidir. Şimdi iç kuvvetler dediğimiz manto'da meydana gelen konveksiyonel hareketlerden kaynağını alan kuvvetlerdir. Ve bizim dört tane iç kuvvetimiz var. Epirojenez dediğimiz orojenez, volkanizma ve depremler. Unutmayalım depremler kısmı seyizmi olarak karşımıza çıkabilir. Orojenez dediğimiz dağ oluşumudur. Epirojenez dediğimiz ise kıtanın dikey yönde alçalıp ya da yükselmesidir. Orojenez dediğimiz tortul tabakalar yani jeosenklinal alanlarında biriken tortul tabakalar levha hareketlerinde birbirine yaklaşan levhaların sıkıştırmasıyla birlikte şöyle bir görünüm olacak arkadaşlarım. Hemen şöyle yapıyorum. Bunu tortul tabak olarak düşünebiliriz. Katmanlı yapı. Şimdi bunu sıkıştırdığımda sevgili arkadaşlarım ne oldu? Esnek bir malzeme olduğu için kıvrıldı. Kıvrıldığında kıvrım orijinizini oluşturur. Kıvrım orijinizinde yukarıda kalan kısım antiklinal, aşağıda kalan kısım ise senklinaldir. Şunu unutmayalım. Esnek tabakalardır. Tamam mı? Bak bu önemlidir. Birinci zamanda Hersiniyen ve Kaledoniyen orijinizi, ikinci zam üçüncü zamanda ise Alp Himalaya bu dönemde oluşmuş. Dağlık sistemlerde kıvrım orijinin sonucunda oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlarım. Aynı zamanda eğer ki buradaki malzeme Sert bir yapıya sahip ise arkadaşlar. Mesela şöyle bir yapıya sahip ise bunu sıkıştırdığımda ne yapacaktır? Kırılacaktır. Kırıldığında ise neyi oluşturacak? Kırık. Orajinezin oluşturacaktır. Unutmayalım sert tabakalarda görülür. Üçüncü jeolojik zamanda alp orajinezi sonucunda oluşmuş dağlık sistemler vardır. Ve Türkiye'de de Ege bölgesinde Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları bu şekilde oluşmuştu. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları ise kıvrım orajinezi sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Epirojenez nedir dersek kıtanın dikey yönde yükselip ya da alçalması. Neden yükselip alçalma var. Çünkü altımızda kızgın akışkan bir magma var arkadaşlarım. Peki katmanlar neden yükseliyor ya da neden alçalıyor dersek eğer ki bir katman yükselirse burada şöyle eksi kilogram diyeyim ki ha hatırlayın bir hafifleme var. Ama bir katman alçalırsa artı kilogram diyeyim bir ağırlaşma var. Yani burada aslında bizim sıvı o magma dediğimiz e sıvı malzemenin üzerinde litosferimiz bir dengede durmakta arkadaşlarım. İşte biz bu dengeye izostatik denge diyeceğiz. İzostatik denge ise buzullaşma yani buzulların oluşması ya da sevgili arkadaşlarım buzulların erimesi bozabilir. Erozyon yani aşınma. Bununla birlikte lav birikimi ya da tortullanma bozar. Bozduğunda iki durum meydana gelir bunlardan. Birincisi transgresyon ikincisi regresyondur. Transgresyon ise deniz ilerlemesidir. Denizin ilerleyebilmesi için karanın alçalması lazım. Yani karada ağırlık artışı yaşan nasıl lazım. Ama regresyon olayında deniz geriliyorsa karanın yükselmesi lazım ya da karada hafifleme. Yani burada mesela aşınma olabilir arkadaşlarım. Aşınma olayı sonucunda regresyonu görebilirsin. Ya da burada mesela tortullanma olabilir. Tortullanma olayı sonucunda da transgresyonu görebilirsin. Peki bu epirojenek olaylar sonucunda neler meydana geliyor? Deniz ilerlemesi ya da gerilemesi burada görebilmekteyiz. riya tipi kıyı oluşumu, seki ve taraç oluşumu, plato oluşumu, kara ve deniz alanları farklılaşabilir. Bakın arkadaşlarım deniz alanlarında bir artış ya da burada Deniz alanlarında bir azalış meydana gelmiştir diyebiliriz bilgimiz olsun. Şimdi geldik volkanizmaya. Yerin altındaki kızgın magma ya yüzeyine çıkacak ya da yüzeyine yakın yerleri sokulup soğuyacak bu şekilde volkanizma olur. O zaman tanımdan da yola çıkarsak yeryüzüne çıkarsa yüzey volkanizması. Yeryüzüne yakın yerleri sokulup soğursa da derinlik volkanizmasını oluşturur. Ve yüzey volkanizması sırasında mesela lav, tüf lapilli, volkan bombası, kül gibi malzemeler çıkarken volkan konisi dediğimiz krater, kaldera, mağar çukurları dediğimiz alanlar oluşabilir arkadaşlarım. Bunlar önemli ifadelerdir diyoruz. Derinlik volkanizma sonucunda çok büyük kütleye batolit diyeceğiz. Bununla birlikte kubbemsi yapıya lakolit diyeceğiz arkadaşlarım. Tabakalar arasına yatay bir şekilde sokulmuş. Şuradaki tabakalara sil diyeceğiz. Dik şekilde kesen kısımları ise daik diyeceğiz. Daik dikten gelsin sevgili arkadaşlar aklınıza. Depreme geldiğimizde ise yer kabuğu meydana gelen kısa süreli salınım hareketlerine deprem deriz. Ve depremler oluşum itibariyle çöküntü depremleri nasıl oluşuyordu? Yerin altındaki bir boşluğun tavan kısmı çöktüğünde bir sarsıntı meydana geliyor ve bu sarsıntı sonucunda oluşan deprem çöküntü depremleri etki alanları çok sınırlı olmakla birlikte hemen hemen dünyada oluşan depremlerin yüzde 3'ü bu şekildeydi. Volkanik deprem ise volkanik alanlarda volkanizma sırasında meydana gelen sarsıntılardı ve dünyada görülen depremlerin yüzde yedilik kısmı bu şekilde oluşuyordu. Etki alanı gene zayıftı ve yüzde yedilik kısımda da bu deprem görülebilmişti bilmekte unutmayalım. Türkiye'de aktif bir volkanik alan olmadığı için Türkiye'de volkanik depremleri şu an itibariyle görmemizin ihtimali yoktur sevgili arkadaşlar. Geldik tektonik depremlere. Fay hatlarında magma'daki meydana gelen konveksiyonel baskı sonucunda tabakaların yer değiştirme sırasında meydana gelen sarsıntıları verdiğimiz isimde. Ve dünyada oluşan depremlerin %90'lık kısmı bu şekilde ve en yıkıcı depremler hangisidir dersek unutmayalım sevgili arkadaşlar tektonik depremdir. Bir deprem meydana geldiğinde ...depremlik meydana geldiği kısma merkez depremin en kısa yoldan yeryüzüne ulaştığı merkezi ise dış merkez diyeceğiz arkadaşlarım. Peki bir depremin yıkıcı etkisini ne belirleyecektir? Depremin şiddeti. Bununla birlikte depremin süresi. iç ve dış merkez arasındaki yakınlık, jeolojik yapı, gelişmişlik düzeyi ve nüfus depremin yıkıcı etkisini belirleyecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle sevgili arkadaşlarım arka kısımda da şöyle dünyadaki deprem ve volkanik faaliyetlerin dağılış haritaları var. Şimdi burada bilmemiz gereken şu. Pasifik Ateş Çemberi arkadaşlarım. Dünyada volkanizmanın en yaygın görüldüğü yerlerden bir tanesidir. Atlas Okyanusu ortası gene görüldüğü yerlerden bir tanesidir. Akdeniz çevresi ve Afrika'nın doğusu dünyadaki volkanizmanın en yaygın olarak görüldüğü alanlardır diyebiliriz. Depremlere geldiğimizde ise depremlerde genel itibariyle volkanik faaliyetler gibi aynı alanlarda yer almaktadır. Çünkü bunlar levha sınırındadır ve levha sınırları zayıf alanlar olduğu için bu alanlarda görülebilir. Bakın dünyadaki depremleri de ifade ederken sevgili arkadaşlarım bakın ne demiş burada Pasifik deprem kuşağı bir numarayla göstermiş. Şöyle yapabiliriz yani Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kısmını böyle karalayabilirsiniz. Bununla birlikte İzlanda'dan itibaren Atlas Okyanusu'nun ortasını böyle karalayabilirsiniz. Bir de arkadaşlarım Asya'nın doğusuyla Endonezya, Malezya, Gine Adaları adalarından şöyle Avustralya'ya kadar aşağıya karalayabiliriz. Daha sonra yapmamız gereken bak ne demiş Akdeniz, Himalaya deprem kuşağı. Yani Türkiye'den sevgili arkadaşlarım bir şöyle batıya bir de şöyle doğuya doğru bir karalama yaptığınızda dünyadaki ana deprem kuşaklarını oluşturabiliriz. Yani burada da genel itibariyle kabataslak I ve H harfini çizmiş olduk. Böyle çizdiğinizde temas eden yerler varsa depremin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik kayaçlar. Bir ya da birkaç mineralin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda oluşmuş sert kütlelerdi ve geçmiş dönemden günümüze kadar insanlar kayaçları birçok alanda kullanmışlardı. Kayaçlar oluşum itibariyle püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım yani metamorfik kayaçlar olmak üzere 3'e ayıracağız. Püskürük kayaçları ise iç ve dış püskürük kayaçlar olmak üzere 2'ye ayırırız. Bununla birlikte tortul kayaçları ise fiziksel tortul, kimyasal ve organik tortul olmak üzere 3'e ayırırız sevgili arkadaşlarım. Şimdi magma soğuduğu yere iç püskürük kayaçlar sevgili arkadaşlarım granit, siyenit, diorit ve gabrodur. Bununla birlikte dış püskürük kayaçlarda ise bazalt, andezit, obsidiyen ve tüftür arkadaşlar. Tortul kayaçlarda ise fiziksel tortul kayaçlar kil taşı, kum taşı, çakıl taşıdır. Kimyasal tortul kayaçta ise kireç taşı, kaya tuzu, jips olabilir arkadaşlarım, alçı taşı. Bununla birlikte organik tortul kayaçlarda ise kömür, mercan, tebeşir diyebiliriz. Başkalaşım kayaçlarında ise tortul ve püskürük kayaçları yüksek sıcaklık artık basınç altında uğradığı değişimdir. Burada granit gnaysa, kalker mermere, kil taşı, şiste, kum taşı ise kuvarside dönüşür. Bilgimiz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi kayaç döngüsüne bir baktığımızda kayaçların temelini magma oluşturur. Magma yeryüzüne çıkıp soğursa püskürük kayaçları oluşturur. Püskürük kayaçların aşınıp taşınma birikmesiyle birlikte tortul kayaçları oluşur ve püskürük kayaçların ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında uğradığı değişim ise başkalaşım yani metamorfik kayaçlardır ve bu üçtür tür kayaç grubu erirse tekrar magma olur ve böylece döngümüz tamamlanmış olur sevgili arkadaşlar. Türkiye'de iç kuvvetlere baktığımız zaman Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için genelde deprem riski yüksektir. Ve ana deprem kuşaklarımız Güney Anadolu fay attı. Bununla birlikte şöyle devam edersek Kuzey Anadolu fay attı ve sevgili arkadaşlarım Batı Anadolu fay attı olmak üzere 3 ana fay hattımız vardı. Türkiye'de volkanizma en fazla kuaterner zamanında etkili olmuştur. Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut, Dağı, Karacadağ, Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karadağ, Karacada bunlar Türkiye'deki volkanik dağlardır. Kula volkanları ya da Uludağ bir batolittir. Derinlik volkanizmasıdır arkadaşlarım. Çökme depremleri karstik arazilerde özellikle Akdeniz'de Teki Platosu, Taşeli Platosu çevresinde ya da Sivaslara çevresinde görülebilmektedir. Türkiye'yi unutmayalım Alp Himalaya sisteminin bir parçası olup genellikle yükselmektedir ve her yıl batıya doğru kaymaktadır diyebiliriz. Akarsularda sekilere, kıyılarında taraçlara rastlanması arazinin toptan yükseldiği ile ilgili bir kanıttır ve aynı zamanda platolarda bunun göstergesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki kıvrımlı dağlara baktığımızda kuzeyde kuzey Anadolu dağlık sistemi güneyde ise Toroslar arkadaşlarım Türkiye'deki kıvrım orijini sonucunda oluşmuş dağlardır. Yıldız dağlarından Köroğlu dağlarına kadar Küre dağlarından Doğu Karadeniz dağlarına kadar bu sistemleri kuzeyde. Güneyde ise Güney Batı Toroslar, Ala Aladağlar, Beydağları sonra Orta Toroslar, Bolkar Dağları sonra Güneydoğu Toros Ortal olarak Kıvrım Dağları görebilmekteyiz ve Kıvrım Dağlar kuzeyde ve güneyde yani Akdeniz ve Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzandığı dağlık sistemlerdir diyebiliriz. Peki kırık orajinizini nerede göreceğiz arkadaşlarım? Batıda göreceğiz. Yani sıkışma ile birlikte kırılma var. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Mentişe dağlarıdır ve bunların arasında graben alanları vardır sevgili arkadaşlarım. Mesela Büyük Menderes Grabeni, Küçük Menderes Grabeni, Gediz Grabeni, Bakırçay Grabeni gibi graben alanları da bulunmaktadır. Türkiye'deki volkanik alanlara baktığımızda Ağrı Tendürek, Süpan Nemrut Dağı ve Karaca'da. Sevgili arkadaşlarım bakarsanız şöyle hatta Kuzey Doğu Güney Batı doğrultusunda bir kırılma var. Bundan dolayı bir hat şeklinde. Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağı, Karadağ gene Kuzey Doğu Güney Batı şeklinde bir kırılma alanıdır. Kulo Volkanları Engeç Volkanik arazilerden bir tanesi olup Uludağ arkadaşlarım biraz önce de söylemiş olduğumuz üzere derinlik volkanizması olan Batolit'tir diyebiliriz. Bilgimiz olsun geldik dış kuvvetlere. Şimdi burada dış kuvvetlerde birinci işleyeceğimiz akarsular ve oluşturduğu yeryüzü şekilleridir. Öncelikle akarsuyla ilgili bir takım terimleri bilmem gerekir. Akarsuyun sularını ilk topladığı kısma kaynak sularını herhangi bir yere boşalttığı kısma ise ağız denir. Kaynak ile ağız arasında akarsuyun sularını götürdüğü alana yatak diyeceğiz ve akarsu havzası dediğimizde akarsuya su taşıyan tüm alanları kapsayacak ve bir akarsu sularını deniz ya da okyanusa boşaltıyorsa açık havzaydı boşaltamıyorsa kapalı havzaydı. Bununla birlikte iki akarsuyu birbirinden ayıran sınır su bölümü çizgisiydi. Debi ise akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen saniyedeki su miktarının ifadesiydi arkadaşlarım. Daha sonra biriktirme kesitlerine baktığımızda büyük malzemeleri biriktiriyorsa sevgili arkadaşlarım burada akımının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ya da tek bir malzeme birikmişse rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Biriken malzemeler dönemsel farklılık gösteriyorsa düzensiz rejim vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Profil ise kaynakla ağız arasındaki hafif eğimli araziydi. Türkiye'deki akarsularında denge profiline ulaşmadığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Şimdi akarsularla ilgili vadilere geldiğimizde çentik vadi eğimin fazla olduğu alanlarda boğaz vadi ise arkadaşlarım gene dağların kıyıya paralel uzandığı ve akarsuyun akarsuyun dağlık sistemi dikini olarak kestiği alanlarda görülüyordu. Kanyon vadi tabakalı karstik arazilerde görülecekti arkadaşlarım. Tabanlı vadi ise eğimin azaldığı yerlerde asimetrik vadi ise yamaçlarda farklı aşınım derecesine sahip kayaçların bulunduğu alanlarda görülecekti diyebiliriz. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar. Akarsu aşınım şekillerinden bir diğeri olan peribacılarını peribacılarında özellikle tüf ve bazalt dediğimiz magmatik kayaçların erimesiyle birlikte yani aşınmasıyla birlikte meydana geliyordu diye Kırgı bayır ise bitki örtüsünden yoksun alanlarda akarsuların yapmış olduğu aşındırma sonucunda arazinin kötü bir araziye dönüşmesiydi aşınmayla birlikte. Dev kazanı ise çağlayanlar şeklinde dökülen akarsuların döküldüğü alanlarda oluşturduğu yer şekliydi. Plato ise akarsular tarafından yarılmış, çevresine göre yer alan düzlüktü. Peneplen ise denge profilinden bir önceki safaydı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Akarsu biriktirme şekillerine baktığımızda birikinti konisi ve yelpazesi arkadaşlar. Görselimize bakalım. Eğimin ani azalışı ile oluşur. Kolüvyal topraklar yaygındır. Toprak kısmında zaten söyledik. Bunu dağların eteğinde görülür sevgili arkadaşlar. Dağın yamacından aşındırılan malzemeler dağ eteğinde biriktirilirse birikinti konisi. Bunlar birleşirse birikinti yelpazesi. Daha sonra bunlar da birleşir ise daiti ovası oluşur ve unutmayalım sevgili arkadaşlarım Bursa ovası daiti ovasıdır diyebiliriz. Eğer ki denizin hemen gerisinde arazinin düz olduğu alanda bir birikme varsa bu da taban seviyesi ovasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. Eğer ki birikim dağ içinde meydana gelmişse bunu dağ içi ovası deriz. Muş, Malazgirt, Malatya ovaları örnek verilebilir. Akarsu birikim şekillerinden bir diğeri ise ırmak adasıdır. Akarsuyun içerisinde yani yatak içerisinde herhangi bir yerde ya akış hızının azaldığı ya da malzemenin arttığı alanlarda birikim yani ada şeklindeki birikimlerdir. Delta ise akarsuyun denize döküldüğü alanlarda getirdiği malzemeleri kıyı çizgisinin bulunduğu alanda biriktirmesiyle birlikte kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yapmış halidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada verimli topraklar bulunacağı için şunu unutmayalım. Tanımsal açıdan uygun topraklardır diyebiliriz. Okyanus kenarlarında görülmez çünkü gelgitgenliğinin olmaması gerekmekte. Bilgimiz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik hem aşınım hem birikimin etkili olduğu şekiller. Bunlardan birincisi Menderes'tir. Menderes akarsuyun yatak eğiminin azalması sonucu yapmış olduğu büklümlerdir. Akarsuyun boyu uzar çünkü büklüm yaptığı için normal gidebileceği mesafeyi daha uzun bir hale getirmiştir. Ve gerçek uzunluk ile kuş uçumu uzunluk arasındaki fark artar. Ve akarsu sık sık yatak değiştirir. Yatak değiştirmesinin kanıtı ise şurada görmüş olduğunuz kopuk Menderes'tir. Ve Menderes çizen yani Menderes oluşturan bir akarsuyun eğimi azalmıştır. Akış hızı azalmıştır. Enerji potansiyeli azalmıştır ve ulaşıma daha elverişli hale gelmiştir diyebiliriz. 8 Taraça nedir? Hem iç kuvvet hem de dış kuvvetin etkili olduğu bir şekildir. Akarsu yatağında oluşan basamaklara verdiğimiz isimdir arkadaşlar. Jeolojik olarak genç arazilerde görülür ve unutmayalım. Epirojenez neydi? Deniz ilerlemesi ya da gerilemesi kısmı arkadaşlarım. Transgresyon ve regresyon ile akarsu aşındırması birlikte etkilidir. Bilgimiz olsun. Bakın Menderesler eğimin az olduğu yerlerde özellikle Ege ve Marmara bölgesinde görülürler. Unutmayalım Türkiye'nin kuaternerde epirojenize uğraması akarsularında seki oluşumunu yaygınlaştırmıştır. Bilgimiz olsun sevgili arkadaşlar. Rüzgarlar ve oluşturduğu yeryüzü şekillerine baktığımızda ise arkadaşlarım rüzgarlar hangi iklim bölgesinde etkiliydi? kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde etkili bir yeryüzü şekliydi diyebiliriz. Yani dış kuvvetti diyebiliriz. Rüzgar aşınım şekillerine baktığımız zaman mantar kaya yani nasıldı? Mantar şeklindeki oluşan aşınımlardı. Şahit kaya, tafoni, delikli yapı, hamada çöl kaldırımı diye geçecek yerdankisi aşınım olukları olarak bilmekteydik. Rüzgar biriktirme şekillerine baktığımızda ise barkan, hilal şeklindeki birikim kumullarıydı. Kumullar zaten rüzgarların hızının azaldığı yerde birikim şekilleriydi. Lösler ise rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleriydi diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım buzullara geldiğimizde ise öncelikle şöyle buzulların tiplerini öğrenelim. Daha sonra sevgili arkadaşlar aşının ve bir birikim şekillerinden de bahsedelim. Şimdi buzullar yüksek enlemlerde ya da dağların yüksek kesimlerinde görülen e, dış kuvvettir diyebiliriz. Daha etki alanı fazladır diyebiliriz. O yüzden Türkiye'de buzulların etki alanını dağların yüksek kesimlerinde görebilmekteyiz. Ama buzullar çok geniş bir etki alanı sahipse orası soğuk iklim kuşağı içerisindedir. Ya tunduradır ya da kutup iklimi olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle takke buzulu bizim ülkemizde de görülecek dağların yüksek kesimlerindeki buzuldur. Örtü buzulu ise kutup alanlarında yüzeyi tamamen kaplayan buzullardır. Sirk buzulu ise buzul aşınımı sonucunda oluşmuş çukurlardır. Vadi buzulu ise vadi şeklinde aşınım yapan buzul tipleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aşınım şekillerinden birincisi buzul vadisi. Eğimli alanlarda buzulun yüzeyi aşındırıp U profilli vadi yapmasıyla oluşur. Görüyoruz şurada U profili. Hörgüç kayı ise dağdan inen buzulların sert kayıyı aşındırmasıyla deve hörgücüne benzeyen şekillerden dolayı bu isim vermişiz. Sander Morenler arkadaşlarım şöyle diyor birikim şekilleri içinde. Buzulların oluşturduğu düzlüklere sander, toprağına ise moren denir. Durumlini ise balina sırtına benzeyen tepelerdir arkadaşlarım. Aşınımda ise sirk Burada arkadaşlarım çukurlardır buzulların. Fiyort ise buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşur diyebiliriz. Karstik dediğinde bilmen gereken ne vardı? Kalker vardı. Diğer ismi neydi arkadaşlarım? Bunun kireç taşıydı. Bununla birlikte jips vardı. Jipsin diğer ismi neydi? Alçı taşıydı. Ve bununla birlikte sevgili arkadaşlarım kaya tuzu vardı. Bu arazilerin bulunduğu yani bu kayaçların bulunduğu arazilere karstik arazi bu arazilerde oluşan yer şekillerine ise yani karstik arazilerde aşınma ve birikme ile oluşan yeryüzü şekillerini ise karstik şekiller diyorduk. Ve burada baktığımız zaman obruk bununla birlikte mağara bununla birlikte kanyon polye lapya uvala dolin dediğimiz şekiller arkadaşlarım nedir? Karstik aşınım şekilleridir tamam mı? Mağara karstik aşınımın yer altında olanıdır. En küçük karstik aşınım şekli Lapya'ydı. Bununla birlikte birikim şekillerinde traverten vardı ki karstik birikimin yeryüzünde gerçekleşen şekliydi. Mağaralarda içerisindeki sarkıtlar dikitler ve sütunlar da genel itibariyle karstik birikim şekilleri olarak karşımıza çıkmaktaydı. Dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekillerine baktığımızda ise arkadaşlarım birincisi aşınım şeklinde falez vardı. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda dalgaların kıyıya çarpmasıyla birlikte oluşturmuş olduğu dikliklerdi. Birikim şekillerinde ise kıyı vardı. Kıyı okları koy ya da körfezin ağız kısmını kapatırsa kıyı seti ve gerisinde lagünler oluşmaktaydı. Ve bir ada ile kara parçası kıyı sağlanırsa buraya biz tombolu diyorduk sevgili arkadaşlarım bilgimiz olsun. Kıyı tiplerinde ise hemen şöyle şuradaki kısımları gelin harita üzerinden de bahsedelim. Birinci kıyı tipimiz sevgili arkadaşlarım limanlı kıyılar. Burada özellikle kıyı okları bir koy ya da körfezin ağız kısmını kapatmasıyla oluşan kıyılardı sevgili arkadaşlarım. Hemen şurada skyr tipi kıyıları görebilmekteyiz. Burada özellikle sevgili arkadaşlarım skyr tipi kıyılarda örgüç kayaların sular altında kalmasıyla buzul vadiler sular altında kalırsa fiyortlu kıyı tipi. Akarsuların bulunduğu alanlarda Okyanus kenarındaysa eğer ki okyanus suları kara içerisine doğru girecektir. Haliçli kıyılar oluşur. Daha sonra vat tipi kıyılar gene gelgit etkisinin olduğu alanlarda görülecektir. Dalmatça kıyı tipi ise dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda dağ sıralarının arası eğer ki sular altında kalırsa Dalmatça kıyı tipi oluşuyordu. Dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda Enine kıyı tipi. Bununla birlikte arkadaşlarım eskiden Akarsu Vadisi olan alanların sular altında kalmasıyla Riyatipi kıyı ki İstanbul ve Çanakkale boğazları da sevgili arkadaşlarım Riyatipi kıyı ya dahil olmaktadır. Kalanklı kıyılar ve boyuna kıyılar dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı alanlarda görülecektir diyebiliriz. Şimdi geldik su kaynakları arkadaşlarım. Şimdi dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde yetmiş birlik kısmı sularla kaplı ve bu yeryüzündeki suları oluşturan su küreği yani hidrosferi fiziki coğrafyanın bir alt dalı olan hidrografya inceliyordu. Bunu da unutmayalım ve gelin hep birlikte su döngüsüyle dersimize devam edelim. Şimdi arkadaşlarım güneş ışınlarının yeryüzeyini ya da atmosferi ısıtmasıyla birlikte sularda yerüstü sularında buharlaşma meydana gelebilir. Bitkilerde terleme yoluyla bir su buharı atmosfere kalışabilir. Canlıların solunumu ile da arkadaşlarım atmosfere su buharı karışabilir. Ve hava kütlesi yükseldikçe sıcaklığın azalmasıyla birlikte yoğunlaşma olan ürünlerimiz olan bulutları oluşturabilir. Daha sonra sıfır derecenin üzerinde olan sıcaklıklarda yağmur, sıfır derecenin altında olan sıcaklıklarda ise kar şeklinde yoğunlaşma ürünlerimiz düşebilir. Bu düşen yağışlarımız arkadaşlarım bazı alanlarda yüzeysel akışa geçerken bazı alanlarda ise yer altına sızacaklardır ve bu su döngüsü böyle devam edecek ve dünyada %71'lik kısmının su kütlelerini %29'luk kısmının ise kara kütlelerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki %71'in içerisinde çok büyük bir payını tuzlu su. %97,5. %2,5'luk kısmını tatlı su. Tatlı su içerisinde ne var dersek %68,9'lu buz dağları buzullar. %0,3'lük kısmını yeraltı suları. %30,8'lik kısmını ise arkadaşlarım yeraltı suları oluşturmaktadır deriz. Bak yüzeydeki sular göl ve nehirler olacaktır. Bunu da bilgimiz olsun. Peki yarım kürelere göre Kara ve denizlerin dağılışı nasıldır dersek Bakın arkadaşlarım iki yarım kürede de Denizlerin oranı karaların oranından Daha fazladır ancak Kuzey yarım kürede karaların oranı %39 iken Güney yarım kürede ise Karaların oranı yüzde %19'dur Arkadaşlarım bizim burada ifade etmiş Olduğumuz kısım kuzey yarım küredeki Karaların oranı güney yarım küreye göre Daha fazladır diyeceğiz Sevgili arkadaşlar Geldik sevgili arkadaşlarım burada su kütlelerini parçalayalım. Birincisi okyanus ve denizler. Yer kabuğundaki büyük çukurları dolduran su kütlelerini okyanus. Okyanusları bir koy ya da yani nasıl söyleyeyim okyanusların kenarında ya da okyanuslara bir boğaz kanal vasıtasıyla bağlanmış olan alanları ise deniz diyeceğiz. Ve yeryüzünde 3 tane bilmemiz gereken ana okyanus var. Bunlardan birincisi büyük okyanusu, ikincisi atlas okyanusu, üçüncüsü ise hint okyanustur sevgili arkadaşlar. Okyanusların kıtalar arasına girmiş olan küçük bölümlerine deniz denir arkadaşlar arkadaşlarım. Denizler ise kenar ve iç deniz olmak üzere ikiye ayrılır. İç deniz karaların arasına sokulmuş olan denizlerdir. Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz örnek verilebilir. Kenar deniz ise okyanusların kenarlarında bulunan ve derinlik bakımından okyanuslardan ayrılan denizlerdir diyebiliriz. Karayip denizi, Japon denizi ve Güney Çin denizi olarak karşımıza çıkar. Göller ise karalar üzerinde bulunan çukurluk alanlarının sular tarafından işgal edilmesiyle oluşmuştur. Durgun su kütleleridir ve tatlı suların %87'sini karalar üzerinde de %2 alan kaplamaktadır diyebiliriz bilmemiz gereken Hazar gölü dünyanın en büyük gölüdür titikake gölü en yüksekte yer alan göldür Baykal gölü ise dünyanın en derin gölüdür sevgili arkadaşlar şimdi bir gölün suyu tatlı, tuzlu, acı ve sodalı olabilir. Bunun olmasındaki en temel etkenlerin başında giden, yani göl ayağının bulunmasıdır. Eğer ki bir gideyeni olan bir gölümüz varsa suları tatlıdır. Gideyen yoksa acı, tuzlu, sodalı olabilir arkadaşlarım. Bunlar dışında gölün kimyasal özellikleri, gölü besleyen akarsuların kimyasal özelliği, iklim özellikleri ve göl çanağını oluşturan kayaçların özellikleri de etkilidir diyebiliriz. Oluşumlarına göre gölleri biz ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi doğal göl, ikincisi ise yapay göldür sevgili arkadaşlar. Doğal göllerde eğer ki tektonik hareketler sonucunda oluşmuşsa tektonik göldür ve dünyadaki büyük göllerin neredeyse tamamına yakını tektonik kökenlidir. Hazar Gölü, Aral Gölü, Baykal Gölü, Balkaş Gölü, Michigan Gölü, bununla birlikte Lut Gölü, Victoria, Rudolf, Tanganyika gölleri tektonik kökenli göllerdir. Burada sevgili arkadaşlarım karstik alanlarda eğer ki bir göl varsa bu gölleri de karstik göl diyeceğiz arkadaşlarım. Burada şunu söyleyebiliriz mesela. İşkotra Gölü bir karstik göldür arkadaşlarım. Bir çukurun önü setle kapanmış set gölüdür arkadaşlar. Set göllerinin oluşumunda etkili olan faktör set gölün ismini verdirir. Nasıl? Heyelan etkiliyse heyelan set gölü. Dalga ve akıntı etkili ise lagün, kıyı set gölü, lav etkili ise volkanik set gölü ya da lav seti gölü, alüvyon etkili ise alüvyon seti gölü, moren etkili ise moren seti gölü olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Eğer ki buzul aşının faaliyetleri sonucunda bir çukur var ve bu çukur suyla doluyorsa buzul gölleri, volkanizma sonucunda bir çukurluk oluşmuşsa volkanik gölü diyeceğiz. Burada da sevgili arkadaşlarım mesela krater gölü diyebiliriz. Kraterlerin patlamasıyla oluşan çukurluklar kaldera çukurluklarıdır kaldırı görü ve volkanik faaliyetlerin çevrelerinde oluşan çukurluklar ise mağar gölleri olarak karşımıza çıkmakta. Burada hemen sayfamızı değiştirmeden yapay göllerden de bahsedelim. Barajlar ve göletler elektrik enerjisi üretmek dinlenmek gezmek için arkadaşlarım ...yapmış olduğumuz bir akarsuyun önünü setle kapatmak ya da yapay yapmış olduğumuz çukur alanlarda suları doldurmak itibariyle oluşturulan kısımdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Akarsular ise belirli bir yatak boyunca akan sulara verdiğimiz isimdir. Küçükten büyüğe doğru ifade edebiliriz. Dere, çay, öz, ırmak ve nehir olarak ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. ile ilgili bilmemiz gereken kavram... ...suyunu iyi topladığı kısım kaynak, sularını boşalttığı kısım ağız. Suyun tamamının bulunduğu yer havza... Kaynak ile ağız arasında aktığı kısım yatak. Eğer ki bir denize boşaltıyorsa sularını açık havza. Göle ya da herhangi bir yere boşaltı yani deniz ya da okyanusa boşaltamıyorsa kapalı havza. İki akarsuyu birbirinden ayıran sınır su bölümü çizgisi. Akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarı akım ya da debi. Akarsuyun yatağında sürekli su varsa sürekli akarsu. Belirli bir dönem su varsa geçici ya da mevsimlik akarsudur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Rejimlere baktığımızda ise akarsuyun yatağındaki su miktarının aylara göre değişimi çok az ise düzenli rejim. Değişim çok fazla ise düzensiz rejimdir. Düzenli rejime sahip akarsular ekvatoral ve okyanusal iklimde yer alırken düzensiz rejime sahip akarsular Savan, Muson, Karasal, Akdeniz iklimi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik yer altı suları ve kaynaklar. Sevgili arkadaşlarım şunu unutmayalım. Yer altında suyun birikebilmesi için yüzeyde tabakanın geçirimli olması lazım. Yani geçirimli tabakalardan yer altına sızan sular yer altında birikebilmesi için geçirimsiz tabakanın olması gerekmekte sevgili arkadaşlar. Geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesiyle birlikte de yeraltı sularını oluşturur. Ve yeraltı suyunun üst kısmına taban suyu seviyesi, taban suyunun biriktiği yere ise akifer denir. Yeraltı sularının yer yüzeye çıktığı yerler ise kaynak deriz ve kaynakları sıcak soğuk su kaynakları olmak üzere ikiye ayırırız. Bunlardan birincisi eğer ki yeraltı suyu bir dağ yamacından ya da bir vadinin yamacından çıkıyorsa burada sevgili arkadaşlarım vadi yamacı olur. Eğer ki karstik arazilerde bir yeraltı suyu var ve yüzeye çıkıyorsa karstik kaynaktır ki bünyesinde bol miktarda bu kaynakların kireç yer almaktadır suları soğuktur. Mevsimsel değişimler debilerinde mevsimsel değişimler yaşanabilir. Artezyen kaynak ise insan müdahalesi sonucunda çıkan iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yeraltı suyunun sondajlar vasıtasıyla çıkması sonucunda oluşur. Bunu daha yoğun ölçekli tarımda ve içmede kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Fay kaynağı kırıklı yapılarda ya da fay hattı boyunca yüzeye çıkan sulardır arkadaşlarım. Özellikle deprem tehlikesinin yüksek olduğu fay hatları üzerinde görülen kaynaklardır. Türkiye'de bu kaynakları daha yoğun ölçekli Ege bölgesinde görebilmekteyiz. Geyser kaynakları ise aktif volkanik bölgelerde görülüp Türkiye'de görülmeyen ve basınçlı bir şekilde yüzeye çıkan sulardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik Türkiye'nin akarsuları kısmına. Türkiye'nin akarsularına baktığımızda sevgili arkadaşlarım şöyle havzalara ayırmış. Mesela Karadeniz havzası demiş. Bununla birlikte Akdeniz havzası demiş. Mesela Akdeniz havzasında sevgili arkadaşlarım şöyle akarsuları vermiş. Bu sayfayı durdurup numaralı yerleri Atlaslarınıza bakarak yapmanızı istiyorum. Çünkü çok güzel bir uygulama alanıdır. Mesela işte 2 numarada yeşil Irmağın olduğunu sevgili arkadaşlarım. Mesela 8 numaradan başlayarak 9, 10, 11 numaralı alanları ya da 5 numarada Meriş Nehri'nin olduğunu ve 5 numarayla gördüğümüz yerin de Ege Havzası içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Mesela Marmara Havzası içerisinde gene arkadaşlarım Susurluk Çayı'nın olduğunu söyleyebiliriz. Bunları da arkadaşlarım sizin doldurmanızı istiyorum. Sayfayı durdurun daha sonraki süreçte tekrar şöyle bir gözünüzden geçsin sevgili arkadaşlarım. Göllere geldiğimiz zaman tabii ki de göller eğer ki Akdeniz bölgesinde bir göl alanı varsa Karstik Göl diyeceğiz arkadaşlarım. Şurada bir hat şeklinde kuş, ulu abat izlik gölleri var. Burada da sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Tektonik göller daha yoğun ölçekte görülmekte. Büyük çekmece küçük çekmece durusu terkos gölleri lagün yani kıyıset gölü olarak karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda erçek haçlı nazik balık çıldır gölleri arkadaşlarım lav seti gölü olarak karşımıza çıkmakta. Abant Gölü mesela heyelan seti gölüdür arkadaşlar. Morgan Gölü alüvyal seti gölüdür. Tuz Gölü mesela tektonik göldür. Van Gölü ise hem tektonik hem volkanik olduğu için karma yapılı göldür diyebiliriz bilgimiz olsun. Platolara geldiğimizde tabii ki de ne demiştik? Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte yer alan düzlüklerdi. Burada mesela Erzurum Kars Ardahan platosu Türkiye'nin en yüksekte yer alan lav platosudur arkadaşlarım. Şurada zaten volkanik plato olarak şurada söylemiş. Bununla birlikte karstik platolar Akdeniz bölgesinde tekil ve taşili platolardı. Aşınım düzlüğü platoları İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görebilmekteyiz. Peneplenleşmiş yani peneplen platoları ise çatalca Kocaeli platosu olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'nin en alçakta yer alan platosu çatalca Kocaeli platosu en yüksekte yer alan platosu ise Erzurum Kars Ardahan platostur. İç bölgelerimizdeki platolarda hayvancılık faaliyetleri özellikle küçükbaş hayvancılık Erzurum Kars Ardahan platosunda büyükbaş hayvancılık faaliyetleri Çatalca Kocaeli platosunda ise sevgili arkadaşlarım sanayi faaliyetleri yürütülmektedir. Teke ve Taşili platolarında ise sevgili arkadaşlarım kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır diyebiliriz. Toprağa geldiğimizde 3 tür kayacımız vardı. Neydi bu kayaçlar? Metamorfik kayaç, Bununla birlikte Tortul kayaç, bir de magmatik kayaç. Bu kayaçların aşınma sonucunda oluşan, canlılara durak vazifesi olan, bünyesinde hava su barındıran ve arkadaşlarım yer yüzeyini birkaç mm ile birkaç milimetre arasında saran canlı tabakaya toprak diyorduk. Ve toprağın oluşabilmesi için öncelikle ana kayanın ayrışması gerekir. Ana kaya nasıl ayrışır? Fiziksel yollardan ayrışabilir. Yani buraya şöyle hatırlamanız için parçalanma yazayım. Dış görünüşünde değişiklik. Nasıl? Bu özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde oluşan bir ayrışma türüdür arkadaşlarım. Bununla birlikte kimyasal aşınmada ise erime esastır arkadaşlarım. Bu da nemli iklim bölgelerinde oluşan bir ayrışma türüdür diyebiliriz. Biyolojik ayrışma ise sevgili arkadaşlarım bitki köklerinin kayaçları parçalamasıyla yapmış olduğu ayrışmadır diyebiliriz. Toprağın oluşumu etkileyen faktörlere baktığımızda Birincisi iklim arkadaşlarım. İklim hem toprağın oluşum hızını etkiler. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım toprağın kireç ve tuz miktarını da etkiler. Kayaşların ayrışmasını etkiler. Biraz önce zaten bundan bahsetmiştik. Sevgili arkadaşlarım nemli iklimlerde kimyasal ayrışma daha fazla olduğu için toprakta yıkama daha fazla olduğu için kireç ve tuz birikimi daha az ve toprak oluşumu hızlı. Kurak iklimlerde ise toprakta kireç ve tuz miktarı daha fazla ve ayrışma fiziksel yollarla gerçekleşecektir diyebiliriz. Zaman 1 santimlik toprağın oluşabilmesi için 100 yıl gerekli. Yer şekli ifadesinde eğimli alanlarda toprak oluşum daha uzun ve oluşan toprağın arkadaşlarım kalınlığı daha incedir. Düz arazilerde ise toprak kalın bir örtüye sahiptir diyebiliriz. Ana hem toprağın ayrışma hızını yani kayacın ayrışma hızını bununla birlikte toprağın cinsini. Mesela kumlu topraklar kum taşları üzerinde. Killi topraklar kil taşları üzerinde oluşur sevgili arkadaşlarım. Ana ayrışmaya karşı dirençli ise sevgili arkadaşlarım bunu unutmayalım. Toprak oluşumda uzundur diyebiliriz. Bitki örtüsü topraktaki verimi yani humus miktarı miktarını etkiler. Humusun fazla olduğu yerde toplandı daha koyu bir tona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Toprağın horizonlarına baktığımızda en alt ana kayanın içerisinde bulunduğu horizon R horizonu ya da D horizonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir önceki sayfada ne demiştik biz? Toprağın oluşabilmesi için ana kayanın ayrışması gerekir. O yüzden şuradaki görmüş olduğunuz C horizonu ayrışma zonudur. Yani ana kayanın ayrıştığı zondur. B horizonu ise birikme zonudur. Ne birikir? Toprağın üst kısmından çözünen maddeler. Kireç ve tuz birikebilir sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte bir bir üst katmana geldiğimizde ise A horizonu diyeceğiz arkadaşlarım. A horizonu ise yıkanma zonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nedir peki bu yıkanma zonu? Topraktaki kireç ve tuzun yıkanıp aşağıya gittiği kısımdır. Yıkanma zonudur. Toprağın üst kısmında bitki kalıntılarının bulunduğu bir de O horizonu vardı. Burayı da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik toprak çeşitlerine. Zonal topraklar A, B, B. C horizonlu topraklardır sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım bir toprakta C horizonu varsa anakaya hakkında bilgi verir ve bu toprakların oluşmasında daha yoğun ölçekte bölgede bulunan iklim ve bununla birlikte bölgedeki bitki örtüsü etkili olmuştur diyebiliriz. İntrazonal topraklar ise AC horizonlu topraklardır. Gene anakaya hakkında bilgi verir. Azonal topraklarda ise horizonlaşma yoktur arkadaşlarım. Hemen şuraya şöyle ...horizonlaşma yoktur diyorum. Bilgimiz olsun. Şimdi laterit topraklar hangi iklim bölgesinin toprağıydı? Ekvatoral iklim bölgesinin toprağıdır. Kırmızı Akdeniz toprakları ise Akdeniz ikliminin toprağıdır arkadaşlarım ve bunu unutmayalım. Bu iki toprak da kırmızı renklidir. Neden bu topraklar kırmızı renk? Çünkü toprağın bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle birlikte. Laterit topraklarında yıkanma çok fazladır. O yüzden arkadaşlarım kireç ve tuz birikimi daha azdır. Aynı zamanda laterit toprakları organik madde bakımından Fakir topraklardı Çünkü bitki tanelerinin yeryüzeyine düşmesiyle birlikte ayrıştırıcılar hızlı bir şekilde düşen mal parçalamakta. O yüzden de organik madde bakımından fakirdir. Kahverengi orman toprakları ise hem muson ikliminde hem de okyanusal iklimde görülen organik madde bakımından zengin topraklardı. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları step ikliminde yağış miktarının 400 milimetrenin şöyle 400 milimetrenin altında olduğu alanda kahverengi. 400 milimetrenin üzerinde olduğu alanlarda ise kestane renkli bozkır topraklarını görebilmekteydi. Sevgili arkadaşlarım sitep iklimi dedik. pozisyon toprakları sert karasal iklimde görülen boz gri renkli topraklardı. Çernezyumlar yarı nemli karasal iklimlerde görülen kara toprak dediğimiz e, verimliliğin çok yüksek olduğu organik maddenin toprakla çok iyi karıştığı toprak tipleriydi. Çöl toprakları çöl iklimde görülen kireç ve tuz birkinin fazla olduğu topraklardı. Tundura toprakları ise tundura ikliminin toprağıydı sevgili arkadaşlar. introzonal topraklarda halomorfik topraklar kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki kapalı avza larında görülen topraklardı. Bu topraklardan birincisi tuzlu topraklar, ikincisi ise tuzlu sodik topraklarda arkadaşlarım. Mesela kapalı havza tabanlarında, göl tabanlarında tuzlu sodik toprakları daha yoğun ölçekte görebilmekteydik. Hidromorfik topraklar ise taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülen topraklardı. Kalsimorfik ise kireç taşı ve kirli kireç taşları üzerinde oluşmuş topraklardı. Dönen topraklar dediğimiz topraklar vertisollerdi ki Anadolu'da bu topraklara taş doğuran denmekteydi. Rensinalar ise yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik azonal topraklara. Eğer ki akarsuların aşı taşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemeler varsa alüvyal topraklar. Kolüvyal ve litosolü şöyle söyleyebiliriz arkadaşlarım. Ee, dış kuvvetleri anlatırken birikinti konu ve birikinti yelpazelerinden bahsetmiştik. Eğer ki birikinti konu ve yelpazelerinde bir toprak varsa yani aşınan malzemeler burada birikmişse bura arkadaşlarım kolüvyal topraklardır. Eğer ki aşınmadan sonra şurada kalan malzemeler varsa bunlar da litosollerdir. Yani taşlı toprak diye geçer sevgili arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Regosoller volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemelerin aşınıp taşın birikmesiyle oluşan topraklar, Löstler rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Morenler ise buzulların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği topraklardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mesela hemen bu toprak gruplarını Türkiye'de de pay biçersek alüvyal toprakları mesela delta ovalarında çarşamba deltası, bafra deltası, çukurova deltası bu alanlarda görebilmekteydik sevgili arkadaşlarım. Regosölleri özellikle Nevşehir çevresinde, Yürüp Göreme, Avanos çevresinde görebilmekteyiz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım vertisolleri Anadolu'da özellikle Trakya ve çevresinde görebilmekteyiz. Çernozyum dediğimiz kara toprakları sevgili arkadaşlarım Erzurum, Kars, Ardahan platosunda görüyoruz ama biz o platoda tarımsal faaliyetler yerine hayvancılık faaliyetleri yapıyoruz. iklimden dolayı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda ülkemizde kırmızı renkli Akdeniz topraklarını Akdeniz'i Ege, Güney Marmara ve Güney Doğu Anadolu'nun batı kısmında görmekteyiz. Kahverengi orman topraklarını Karadeniz bölgesinde Karadeniz ikliminin bulunduğu alanlarda İç Anadolu ve Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde geniş bir yayılış alanı gösteren kahverengi ve kestan renkli bozkır toprakları yer almakta. Aynı zamanda arkadaşlarım dağların biraz daha Karadeniz'deki dağların yüksek kesimlerinde pozyol topraklarını da görebilmekteyiz. Halomorfik toprakları İç Anadolu bölgesinde kapalı havza tabanları dediğimiz tuz gölü ve çevresinde de görebilmekteyiz. Sevgili arkadaşlarım bilgimiz olsun ve geldik tek nefeste bitirdiğimiz genel tekrarımızın sonuna ödüllü soru karşınızda ama cevapları yazmayın durun. Neden? Çünkü ödev vermemiz lazım arkadaşlarım. Bir dönem size biz derslerimizi anlattık. Geldik bugün de sizlerle birlikte genel tekrar yaptık. Peki biz bir dönem boyunca neler öğrendik? Doğal sistemlerde dünyanın yapısı ve oluşum süreci başlıyoruz arkadaşlarım. Bitti mi? Bitmiyor. Devam ediyoruz. Türkiye'de buzullar, akarsular, rüzgarlar bunların hepsini işliyoruz arkadaşım. Daha sonra Türkiye'de iç kuvvetler buraları da bitirdik. Su kaynaklarına geldik. Burayı çözüyoruz. Toprağa geldik. Toprağı çözdükten sonra bitkiye hop duruyorsun. Yani bitkiye geldin durdun ve 85. sayfa arkadaşım. Yani başlıyorsun 85. sayfaya kadar arkadaşlarım 10. sınıf Dinamo Coğrafya Soru Bankamızdan çözüyorsun. Daha sonra sevgili arkadaşlarım hemen şöyle ikinci kitabımız. Sıfırdan ona coğrafya konu anlatımlı kitabımız. Bunu da açıyorsun. Bunu açtıktan sonra hemen içindekiler kısmından gelin beraber bakalım. Doğal sistemlerde dünyanın yapısı oluşum süreci. Tektonik oluşum, jeolojik zamanlar, iç kuvvetler, kayaçlar. Bununla birlikte Türkiye'de iç kuvvetler, dış kuvvetler, su kaynakları, toprağı bitiriyorsun, bitkide duruyorsun. Yani 98. sayfaya kadar iki kitaptan da bitiriyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hadi karşınızda ödüllü soru, cevapları, yorumları bekliyorum. Kolay gelsin, iyi tatiller, iyi çalışmalar. yeah